Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesi Avukat Remzi Kazmaz, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a verilen bir yıl hak mahrumiyeti ve 20.000 TL para cezası hakkındaki eleştirilere cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında cevap vermişti. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin dün düzenlenen toplantıda yine federasyona yönelik eleştiriler yapması üzerine Remzi Kazmaz bugün yine basın mensuplarının karşısındaydı. Remzi Kazmaz, Aziz Yıldırım'a verilen hak mahrumiyeti ve 3 maç seyircisiz oynama kararları hakkında Fenerbahçe yöneticilerinin yaptığı açıklamaların gerçekle alakası yoktur. Disiplin kurulu kararlarında eksikler olabilir. Kararı beğenmeyenler tahkim kuruluna başvurabilir ama çirkefleşmenin ve kişisel saldırının anlamı yok dedi. Bu kararı verirken hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin raporları doğrultusunda hukuk kurulunda oluşan dosya önümüze gelir. Her hafta salı ve perşembe günü yaptığımız toplantılarda Türkiye'deki sportif olaylarda meydana gelen kargaşalarda ve bunların karşılığındaki spor disiplin talimatında var olan yasa doğrultusunda kararımızı veririz. Kararlarda eksiklik olabilir. Anlayabilirim. Bu eksikler için de kararı beğenmeyenler tahkim kuruluna başvurabilirler. Ama böyle ortaya çıkıp da kendine adalet ve hukuk arayanlar kendi evinde yangın çıktığı zaman farklı yöntemlerle beraber çirkepleşmesinin hiçbir anlamı yoktur. Disiplin kurulunun verdiği kararların arkasında olduğunu ve ithamların hiçbirinin yerinde olmadığını da sözlerine ekleyen Remzi Kazmaz, bu iddiaları ispat etsinler, bugün istifa etmeye hazırım dedi. Yapılan bu ithamların hiçbir yerinde değildir. Ben disiplin kurulu üyesi olarak altına attığım her kararı savunuyorum, savunacağım. Eğer bu iddialarda herhangi bir gerçeklik varsa bugün istifa etmeye hazırım. Remzi Kazmaz, Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir'in verilen cezalar kulüpten kulübe değişiyor. Spordan sorumlu devlet bakanımızdan konu hakkında gerekli işlemleri yapmasını arz ediyoruz açıklamasına da şu sözlerle cevap verdi. Özerklik yapısı zedelenen kurumun Türk sporuna faydası olamaz. Federasyonu denetleyin sözünün adresi devlet bakanı değil, kulüpler birliğidir. Şaibe yapılarak bir yere varılmaz. Tartışmalı ortamı germeye gerek yok. Biz karar alırken takımların büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmayız dedi. Kurumun özerkliğine karşı laf edici bir tavırlar içerisine giren sayın yöneticilerin bugün özerk bir yapıya ve FIFA'ya bağlı bu kuruluşumuza hiçbir yarar sağlamamaktadır. Özerklik yapısı zedelenen bir kurumun ne Türk sporuna, ne Türk spor kamuoyuna, ne Türkiye'ye hiçbir faydası yoktur. Özerklik yapısı korunmalıdır. Yoksa bir yerlere mesaj verilerek bu özerklik yapısı konusunda gelin, lav edin, gelin disiplin kurulunu, federasyonu denetleyin. Bunun adresi devlet bakanı değildir. Bunun adresi kulüpler birliğidir.